Merhaba arkadaşlar, bir başka soru çözüm videosuyla karşınızdayız. Konumuz rasyonel denklemler, denklem sistemlerinden önceki konumuz. 7. sınıfta denklem çözmeyi görmüştük. Denklem çözme metotlarını kullanarak rasyonel denklemleri çözeceğiz. 8. sınıf TEOG sınavında kesin çıkacak sorulardan bir tanesidir. Banko sorudur. Mutlaka bu konudan soru gelecektir. İlk soruyla başlayalım. 1 bölü 3 parantezinde x bölü 4 eksi 3. 1 bölü 2 parantezinde 7x bölü 2 eksi 4 eşittir 21 olarak verilmiş. Dağılma özelliğini kullanacağız arkadaşlar burada. 1 bölü 3 ile x bölü 4'ü çarpacağız. 1 kere x x. 3 kere 4 12. Arada çıkarma işlemi var. 1 kere 3 3. 3 kere 1 3. 1 nerede? 3'ün gizli paydası 1. Burası bu şekilde oldu. İkinci kısımda şu eksi işareti çok önemli. 1 bölü 2'nin işaretidir o. İçeriğiyle çarparken içerideki terimlerin işaretini değiştirecektir. Mesela 1 kere 7x 7x, 2 kere 2 4. 7x bölü 2'nin işareti önünde artıydı. Artı ile eksinin çarpımı eksi. 1 bölü 2 ile 4 bölü 1'i çarpacağız. 1 kere 4 4. 2 kere 1 2. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Eşittir 21 olarak verilmiş. Burada bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa geçecek ama öncesinde 3 bölü 3 dediğimiz 3'ü 3'e böldüğünüz 1 eder. 4 bölü 2 dediğimiz 4'ü 2'ye böldüğünüz 2 eder. Eksi 1 ile artı 2'nin toplamı artı 1'dir. Diğer tarafa eksi olarak geçecek. X'li terimler ise x bölü 12 eksi 7 x bölü 4. Payda eşitlemek için burayı 3 ile genişletiyoruz. X bölü 12 eksi 3 kere 7 21x bölü 12 eşittir 21 olacak. Artı 1 diğer tarafa eksi olarak geçti. X eksi 21x bölü 12 faydaları eşit olduğu için. Artı 1 diğer tarafa eksi olarak geçti demiştik. 21'den 1 çıktı. 20. Burada içler dışlar çarpımı yapacağız. X ile 21x çıkarttığınız zaman eksi 20x. 1 ile çarptınız. Eksi 20x eşittir. 12 ile de 20'yi çarptınız. 240. Biz x'i aradığımız için çarpı durumunda eksi 20 var. Her iki tarafı eksi 20'ye bölmeliyiz. Sol tarafta eksi 20'ler gitti. X kaldı. Sağ tarafta artının eksiye bölümü eksi. 240'ın 20'ye bölümü 12'dir. X eşittir. Eksi 12 çıktı. Cevap B şıkkı. X artı x artı 1 bölü 2 eşittir 3x eksi x artı 2 bölü 3 olduğuna göre x kaçtır? Başka bir rasyonel denklem sorusu. Payda eşitleyip paydaları silebiliriz. Bu şekilde rasyonel denklemden normal denkleme geçiş yapmış olabiliriz. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Pay ve payda. Burası bir bölme işlemidir. Payın tamamı paydaya bölünüyordur. O yüzden bunları parantezli işlem gibi düşünmemiz gerekir. Önce paydası olmayanlara payda ekleyelim. Buranın paydası 1, 3x'in paydası 1. Şimdi paydalarımız 1, 2, 1, 3. Kaçta eşitlenecek? 6'da. O halde burayı 6 ile, burayı 3 ile, burayı 6 ile ve burayı 2 ile genişletebiliriz. 6 ile genişlettim 6x artı 3 ile genişlettim 3 kere x 3x, 3 kere 1 3. Eşittir 6 kere 3x 18x eksi, burasını parantez olarak düşünmem gerekiyor çünkü bu eksi hem x'in hem de 2'nin işaretidir. 2 kere x 2x, 2 kere 2 4. Şimdi düzenleyelim. Sol tarafta 6x 3x daha 9x artı 3 var. Sağ tarafta arkadaşlar 18x eksi parantez içine etkileyecek dedik. Eksi 2x eksi artı eksi 4. Zıt işaret olduğu için eksi. Sağ tarafı da düzenleyelim. 18x eksi 2x'ten 16x eksi 4. Sol taraf neydi? 9x artı 3. X'i az olanı x'i çok olanın yanına götürüyoruz. 9x diğer tarafa eksi olarak geçecek. 16x eksi 9x. Bilinmeyenler sağ tarafta olduğuna göre bilinen bu eksi 4 diğer tarafa artı olarak geçmeli.
3 vardı. Yanına artı 4 geldi. 16x'ten 9x çıktı. 7x. 3, 7, 4 daha 7. 7x 7 ise her iki tarafı 7'ye böldük. X eşittir 1 çıktı. Cevap C şıkkı. 2 bölü 5 artı 1 bölü x eşittir 1 bölü 4 eksi 5 bölü x olduğuna göre x kaçtır? Bu tarz sorularda arkadaşlar payda da ise bilinmeyen, bilinmeyenli kesirleri aynı tarafa toplamalıyız. Bu şekilde içler dışlar çarpımına daha kolay geçebiliyoruz. Mesela burada eksi 5 bölü x var. Sol tarafta ise 1 bölü x var. O halde eksi 5 bölü x'i diğer tarafa atmalıyız. 1 bölü x vardı. Eksi 5 bölü x diğer tarafa artı olarak geçecek. Artı 5 bölü x. Sağ tarafta 1 bölü 4 vardı. Sol taraftaki 2 bölü 5 yanına eksi olarak geçecek. Eksi 2 bölü 5. Şimdi sol tarafı kendi arasında, sağ tarafı kendi arasında düzenleyelim. Paydaları eşit olduğu için direkt toplayabiliriz. 1, 5 daha 6 paydamız x. Sağ tarafı düzenlememiz gerekiyor. Paydaları eşit değil çünkü burayı 5 ile burayı 4 ile genişletelim. 5 kere 1 5, 4 kere 5 20, eksi 4 kere 2 8, 4 kere 5 20. Paydaları eşit şu anda. 5'ten 8 çıktı. Eksi 3 bölü paydamız 20. Şimdi burayı içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman daha düzgün bir hale gelmiş olacak. Eksi 3 ile x'in çarpımı eksi 3x eşittir. 6 ile 20'nin çarpımı 120. Eksi 3 burada çarpı durumunda diğer tarafa bölü olarak geçecek. Veya her iki tarafı eksi 3'e böleceğiz de diyebiliriz. Eksi 3'ler gitti. X kaldı. Sağ tarafta ise artının eksiye bölümü eksi 120'nin 3'e bölümü 40'tır. Dolayısıyla x eşittir. Eksi 40 çıkar. Cevap A seçeneğinde.